Evet diyorum. Bazılarımızın ilaç içmesi gerekiyor. Başka sorunları olanlar var. Sarıman, Bursa, Barış Karadeniz, Sinop, İlhan Özcan, Aygun, Tekirdağ. Duvara konuşuyor evet. Ya. Gerçekten bir duvara konuşuyor. Ya bunlar hayvanların sesini mi duyuyorlar? Ya insanların sesini duyuyorlar. Tanımıyorsunuz değil mi şu tablodan? Sayın Başkanım. O hayvanların sesini mi duyacaklar? Biz ki sağlıksal açıdan hiç de iyi olmayan şartlarda çalışıyoruz. İlaç alması gerekenler var. Bunu gözetmek durumundasınız. İllaki... Nedir derdiniz ya? Geçeriz. Hayvan öldü. Ya bizi bıktırmaya çalışıyorlar. Yılmayız biz sizler. Yok ya, emir almışlar. Nedir derdiniz? Öyle yılmayız. Saygısızlık olmaz. Şimdi üçüncü başta... Konuşmayınca rahat oluruz. Oturduğunuz yerden izliyoruz. Ya siz bilin, kadınlar katledilir gülersiniz. İşçiler katledilir gülersiniz. Hayvanlar katledilir gülersiniz. İnsanlıktan çıkmışsınız ya. Vicdanınız yok sizin. Halkımız görsün sizi, yok etsinler ya. İktidardan inin ya. Bıktık sizden. Sayın Başkanım, AK Partili arkadaşlarla uyuştu. Ya uyuşun ver onlara. Erdoğan'ın korkusundan gözlerine çıkmıştık dikenler. İplike dikenler ki uyanık görünsünler. Yemin ederim ya. O kadar Erdoğan'dan korkuyorsun. Yoluna devam edeceğiz öyle mi? 14 maddeyi bitirecek misiniz Sayın Başkan? Başım bitirecek ya. Akşam 8'e kadar sürecek. Kendi iradesiyle ortaya koyacak. Tabii hangi irade ya? Hangi irade? Milli irade mi? İradelerin var. Hiç cevap veremiyorsun. Ekolojik yaşam. Başkanım ne içiyorsan bize de ver de şunu yapmayalım. Yüzü hayat verir veren insanlarız. Çiziyor mu? Saat kaç olmuş? Görüyoruz söyledik zaten. Maddelerin görüşmelerine ısrarla devam ettirmek isteyerek aslında bizim irademizi kırmak istiyorsunuz. Koridorda bekleyen gönüllülerin iradesini kırmak istiyorsunuz. Biz bunun farkındayız Sayın Başkan. Doğrusu yakıştırmıyorum da hem üyelere de. Biz her zaman direnmek yaşamdır diyoruz. Direnmek yaşatır diyoruz. Bu akşam burada direneceğiz. Bu yasa eğer geçerse sokakta da faşizme karşı direnmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, Sayın Genel. Doğaya kafa tutmaya kalkmayın. Doğanın bir dengesi var. Doğanın dengesini bozmaya çalışmayın. Doğanın ancak bir parçası olabilir. Ne yaratıcısıyız, ne üzerinde hüküm kurma yetkimiz var. Sanki doğanın yaratıcısıymış gibi, tek söz sahibiymiş gibi davranıp bir türün katline ferman veremezsiniz. Saraya haber salın bence. Bu şey yardımcı mısınız? Hoş geldiniz.
Nedir derdiniz? Neden pazartesi görüşmüyoruz? Neden görüşmüyoruz? Size kim kızıyor? Sizi kim burada zorla tutuyor? Derdiniz nedir? Ben cemaatçiler miyim? Çekilmesin! Çekilmesin!